Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine güzel bir motifim var. Kare bir motif. Yine birleştirerek istediğiniz ürünü elde edebileceğiniz güzel bir örnek. Şimdi başlayalım hemen. 6 tane zincir çekerek ortadan başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine batarak bunu birleştiriyorum. Bir halka elde ediyorum burada. 3 tane zincir çekiyorum. Sonra tığın başını bir kez dolayarak bu halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kez doluyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 alarak çıkıyoruz. Zincirle birlikte 3 oldu şu anda. Ve dördüncü yapıyorum. 4, 5. Evet. 5 dedik. 6, 7, 8, 9, 10. Bu ipimizi de gizliyoruz trabzanların arasında. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane trabzan yaptık. Şimdi ilk zincirin içine batıyoruz. Zincir diyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştik ya. O zincirle bir sonraki yaptığımız trabzanın arasında kalan yuvaya diyelim. Şöyle batalım. Ve 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi aynı yuvaya birleştirdiğimiz yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Aynı yuvaya tekrar batıyoruz. 1, tekrar aynı yuvaya batıyoruz. 2. Tam birleştirdiğimiz noktaya 4 tane trabzan yaptık. Arada bir tane zincir çekerek. Evet, şimdi sırayla tığ bir kez doladık. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 1. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Trabzan yapıyorum. 2. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 3. Evet, 3 tane trabzan yan yana her yuvaya battık. Şimdi bir sonraki trabzana batıyoruz. 1. Aynı yere tekrar batıyoruz. 2. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane daha trabzan yapıyoruz aynı yere batarak. Şöyle 2 boşluk arasında 2, 4, 6, 7 tane trabzanımız olacak. Şimdi 3 tane sırayla batıyoruz. 1 batıyoruz dedim. Yani trabzan yapıyoruz. 3 tane her bir yuvanın üstüne sırayla. 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 4. trabzanı da yapıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak. Buraya tekrar batıyorum. 2, 3 tane zincir ve aynı yere tekrar batıyoruz. 1, 2. Üçüncü köşeyi de tamamladık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bir doladık. Sırayla birinci trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci trabzan. Bir sonrakine batıyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Üç trabzanı yaptıktan sonra bir sonraki yuvaya köşeyi yapıyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz buraya şimdi. 3 tane zincir tekrar aynı yuvaya 2 trabzan daha. 4. köşeyi de tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz trabzan yapmaya. Sırayla 1, 2 ve son yuvaya batıyorum 3. Şimdi iki trabzanımız burada vardı zaten. Şöyle üzerine batarak birleştiriyorum.
Evet, birleştirdiğimiz yerden ipimizi ortadaki boşluğa taşıyoruz şimdi. Şöyle trabzanın üzerinden doğru yürütüyorum. Boşluğa geliyorum. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. 3 zincir. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Şurada 7 tane trabzanımız var. 1, 2, 3, 4 diye en baştakinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4 diye tam ortaya batıyoruz. Bir sık iğne yaparak 4 zinciri buraya birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığın başını bir kez doluyoruz. Boşluğun içine giriyoruz. 1, 2 tane trabzan yapıyoruz. 2, 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa. 1, 2 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tam ortaya. 1, 2, 3, 4 diyorum. Dördüncüye batıyorum. Birleştirdim sık iğneyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Köşeye geliyoruz şimdi. Birinci trabzan. İkinci trabzan. 3 zincir tekrar. 1 ve 2. Evet, 3 köşeyi tamamladık. Evet, şimdi devam edelim. 4 tane yine zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz. Dördüncü trabzanın tepesine batıyoruz. Birleştirdik. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki köşeye giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar. 2 trabzan. Sona geldik. 1, 2, 3, 4 zincir. Ortadaki trabzanın üzerine sık iğne ile birleştirdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz. 2 trabzanımızın ilk 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. Burada zincirin tam tepesine batarak birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekerek yine yukarıya çıkalım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yuvaya trabzanın üzerine daha doğrusu batarak bir trabzan daha yapıyoruz. 2 trabzan. Şimdi boşluğa geliyoruz. 2 trabzan da boşluğa yapıyoruz. 1, 2, 4 tane trabzan yapmış olduk. 3 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1, tekrar boşluğa. 2. Şimdi trabzanın tepesine batıyoruz. 3, bir sonrakinin tepesine batıyoruz. 4, 4 tane trabzan yapıyoruz. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu ortadaki sık iğnenin üzerine tığ dolamadan yine batarak bir sık iğne daha yapıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kez doladık. 2 tane trabzanımız var. İlk trabzan üzerine batıyoruz. 1. Bir sonrakine batıyoruz. 2. Boşluğa batıyoruz. 3. Tekrar boşluğa batıyoruz. 4. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane de buradaki trabzanların üzerine batarak yapacağız. Ve 4'e tamamladık. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Sık iğnenin üstüne batıyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Geliyoruz trabzanın üzerine. Aynı şekilde şu köşeleri yaptığımız gibi yapalım burayı da. Evet, son sıraya geldim.
Ortaya battık. Sık iğnemizi yaptıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyoruz. Buradaki 3 zincirimiz vardı. Hemen tepesine batıyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar birleştirdiğimiz yerden 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Hemen sıradakine batarak altta 4 tane trabzanımız var. Şimdi bunun üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 oldu. 3 4. Şimdi boşluğa geliyoruz. 2 tane de boşluğa yapıyoruz. Toplam 6 tane trabzan yapmış oluyoruz bu kenara. Evet, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir doladık. Şimdi bu taraftaki 4 trabzanın üzerine yine 4 trabzan yaparak 6'ya tamamlayacağız. 3 oldu. 4 5 ve 6. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Tığın başını burada 2 defa doluyoruz. Bu ortadaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce bir ilmek alıyoruz. Sonra 2 2 2 alarak 4 defa da çıkıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Tığımızı doladık. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane trabzan yaptık. Boşluğa batarak 2 tane de boşluğa batarak yapıyorum. 6 1 2 3 zincir. Tekrar şimdi boşluğa 2 tane yapıyoruz. Alttaki 4 trabzanın üzerine de 4 tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Toplamda yine altı oldu. Evet, iki kenarı tamamladık. Şurayı da bir kez daha göstereyim. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz burada. Tığımızı iki defa doluyoruz. Sık iğnenin üzerine batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Dört defa da tığdan çekiyoruz. Şimdi tamamlayalım diğer iki köşeyi de. Evet, bir sıranın daha sonuna geldik. Şimdi 4 zincir çektim. Geliyoruz ilk yaptığımız trabzana yine tepesine batarak birleştirelim. Evet, şimdi ipimizi şu köşedeki boşluğa kadar taşıyoruz arkadaşlar. Şu trabzanların tepesinden bu şekilde yürütüyoruz. Boşluğun içine girdim. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir tane, 2 trabzan. 3 tane zincir. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir. Şimdi 2 4 6 tane burada trabzanım var. İlk trabzanın yuvasından başlıyorum. İlk trabzanın tam tepesinden başlıyorum saymaya. 1 2 3 diyorum. Buraya batıyorum. Birleştirdim. 1 2 3 4 zincir tekrar. Şimdi 2 tane burada boşluğumuz var. Tığın başını doluyoruz. Boşluğun içine giriyoruz. 3 tane boşluğa batarak trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bir tane bu ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. İki trabzan da buraya, pardon, üç trabzan da buraya yapıyoruz. Toplamda 7 tane trabzan yapmış olacağız. 3 tanesini buraya yaptık. 3 tanesini buraya. Bir tane de ortadaki trabzan üzerine batarak.
Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 6 trabzanımızın yine tam ortasına batıyoruz. Şöyle bakın, 3 trabzan bu tarafta, 3 trabzan bu tarafta olacak şekilde saymadım. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar köşeye giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar 1, 2, 2 trabzan daha yaptım. Şimdi burayı da aynı bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir. 6 trabzanın tam orta noktasına batıyorum, birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi buradaki boşluğa geliyorum. Buraya da 4, pardon, 4 değil, 3 tane trabzan yapıyorum. Boşluğun içine batarak 1, 2, 3. Bir tane de buradaki trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. 4. Şimdi 3 tane de diğer boşluğa yapacağız. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz yine. 6 trabzanımız var. Tam ortasına batarak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Kenara, köşeye geliyoruz. 1, 2, pardon, 2, 3 tane zincir. Tekrar 2 tane daha trabzan. Evet, bu kenarı da tamamlamış olduk. Şimdi örme mantığı aynı. Aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Yine bir üstte beraber geçelim. Aynı zamanda bu modeli istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani tek parça büyük bir model de yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bitince daha net anlaşılır. Evet, şimdi başlangıç noktasına geldim. 4 zincir çektim. 2 tane trabzanım var. İlk trabzanın, yani zincirin tepesine batıyoruz, birleştiriyoruz. Şimdi bundan sonra uygulayacağımız işlemler şuradaki aynı işlemler. 2 trabzanın üzerine 4 trabzan yaptık. Sonra 6 trabzan yaptık. Kenar kısmı da aynı şekilde. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyoruz. Şöyle 2. Boşluğa batıyoruz. 3. Boşluğa tekrar batıyoruz. 4. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa batarak yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi trabzanların tepesine batıyorum. 1, 2, 4 tane trabzan yapmış olduk. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şimdi şurada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 7 tane trabzanımız vardı. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Buraya yine her birinin üzerine batarak 7 tane trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğnenin üzerine batıyoruz. Birleştirdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Kenara geliyoruz. 2 trabzanın üzerine önce 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane de boşluğun içine batarak yapıyoruz. 4'e tamamlıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. 2 trabzan. Ve trabzanın tepesine de 2 trabzan yapıyoruz. Yine 4'e tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde tekrar şimdi bir sıra daha dolanacağız başlangıç noktasına kadar. Evet, birleştirme noktasına geldim. Şimdi 4 tane zincir çektik ve yine
İlk trabzanın tepesine birleştiriyoruz. Yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Her bir trabzanın üzerine batarak önce 4 tane trabzan var aşağıda, 4 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 4 oldu. 2 tane de boşluğa batıyoruz. 1 2 1 2 3 zincir. Tekrar şimdi 2 tane boşluğun içine batarak yapıyorum. 4 tane de buradaki trabzanların üzerine batarak 6 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi burada yine şu alt sırada yaptığımız gibi 1 2 pardon 2 3 4 zincir 2 doladık. Sık iğnenin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 de çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir 1 doladık. Buraya yine 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar aynı işlem. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığ doladık. Batıyoruz köşenin içine. 4 defa da çıkıyoruz. 1 2 3 4 zincir tekrar. Geliyoruz kenara. 1 2 3 4 boşluğa batıyorum. 5 tekrar boşluğa batıyorum. 6 3 tane zincir çekip bu kenarı da döndürüyoruz. Pardon. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burası artık son sıramız. Bunun üzerine bir de sık iğnesi var. Ama dediğim gibi modeli bu şekilde örerek istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Öyle bir özelliği var yine. Bu dolgular bu şekilde şimdi buradan yaptık. Bunun üzerine devam ederken şu sırayı tekrar ediyoruz. Şu boşluklara 3 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki gibi, pardon, şuradaki gibi. Böyle devam ediyor. Şimdi tamamlıyorum ben bunu kenara kadar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi geldik birleştirmeye. 4 tane zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Şimdi isterseniz böyle bırakıp böyle ekleme yapabilirsiniz ama motifin orijinalinde bir sıra etrafında sık iğne var. Onun için ben sık iğneyi de gittim. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Her bir trabzanın tepesine batarak bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Şimdi boşluğa geldiğimizde, köşe boşluğuna geldiğimizde 1 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak 1 2 tane sık iğne boşluğa batarak sonra ilk trabzanın tepesinden başlıyoruz. Son trabzana kadar bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi şu boşluklarda 3 tane sık iğne yapıyoruz. Boşluğun içine batıyoruz. 1 2 3. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. Sonra diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3. Sonra trabzanların üzerine
Bu şekilde etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi isterseniz bu skeyni yapmadan ekleyebilirsiniz. İsterseniz skineden ekleyebilirsiniz. İsterseniz de modeli istediğiniz kadar büyütüp tek parça olarak yani kenarına şöyle bir iki sıra skine gittiğinizde daha güzel durur büyüttüğünüzde. İsterseniz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi böyle motif yapacaksak eğer sık iğnelerden eklememiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki videoda ben ekleme işini de göstermek istiyorum. Ama herkesin farklı tekniği var tabii ki. Bu sık iğneden ekleme işi biraz sıkıntı. Şöyle geldik. Köşelerde dediğim gibi iki tane yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı köşeye tekrar batıyorum. 2 tane. Sonra trabzanların tepesine batarak ilerliyorum. Boşluklarda da 3 sık iğne yapıyoruz. Şu boşluklarda 3'er tane. Bir tane de trabzanın tepesine yapıyoruz. Evet, bu şekilde tamamlıyorum ben şimdi. Evet, şöyle tamamladım, bitirdim. Etrafını komple bir sıra sık iğne gittim. Şimdi bunu motif ekleyeceksek buradaki sık iğneden ekleyeceğiz. Başka bir videoda bunun eklemesini göstereceğim arkadaşlar. İpi kestim ben. Şöyle gizleyelim. Ortadaki ipi zaten gizlemiştik trabzanların arasında. Şuralardan da tamamını keselim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Yine güzel bir motif. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi büyütebilirsiniz. İsterseniz böyle tek parça yapabilirsiniz. Küçük küçük ekleyebilirsiniz. Birçok modele uygun. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim tabii ki. Hoşça kalın.